Şimdi kök içinde 2x kare artı 1 eşittir eksi 3 denkleminin çözüm kümesi hangisidir demiş. Ne demiştik bunlarda? Her iki tarafın karesini alıp çözmeye çalışırız. Ama şunu fark ettim, özür dilerim. Fark ettim, fark ettim. Şimdi tabii gözü kapalı hemen atlamayalım. Şimdi şunu fark ettim. Burada taraf eksi 3 yalnız. Yani var mı bir şey söyleyecek olan? Hocam boş küme. Evet, doğru. Yunus sen ne diyecektin? Hocam köklü ifadenin sonucu negatif çıkamaz diyecektim ben de. Yani boş küme olacak o yüzden diyecektim. Teşekkür ederim kendisine de. Ben de önce gözü kapalı baktım da atlayacaktım. Sonra fark ettim. Tabii ki de köklü sayının sonucu eksi 3 çıkamaz. Yani kare alıp gitseniz de bir şeyler bulsanız da onlar denklemini sağlamaya şansı yok. Evet. Yani kare kökten bir şey çift kökten eksi çıkamaz. Ancak tek olsa burası küp kök falan olsa olur ama tek şey, çift katlı köklerde çift katlı diyorum çift köklerde bu öyle bir şey mümkün değil. O zaman direkt boş mu diyeceğiz. Yani gözü kapalı yapmayalım benim yaptığım gibi. İkincisi kök içinde x kare artı 1 eşittir x artı 1 denkleminin çözüm kümesi hangisidir denmiş. Burada artık kare alabiliriz. Karesini alacağız. Kök kalkacak. X kare artı 1. Sağ taraf x kare artı 2x parantez karesini alıyorum. X kareler gidiyor. Birler gidiyor. 2x eşittir 0 kalıyor. Yani x buradan 0 çıkıyor. Test ettiğinizde de görürsünüz. 0 koyarsanız 1 eşittir 1 çıkıyor. Sağlanıyor yani. O zaman sadece 0'ı alabiliriz. Cevap denizde olur. Gene aynı işte. Karesini alalım. Karesini alalım. Kökler kalksın. X kare artı 3x eşittir 4x artı 2 olsun. Oradan da x kare eksi x eksi 2 sıfır oluyor. Eksi 2 ile artı 1 dersem çarpımları eksi 2 toplamları eksi 1 olan x buradan 2 çıkar. Bir de eksi 1 çıkar. Tabii gene test etmemizde fayda var. 2'yi koyarsam 4 burası 10 çıkıyor kökün içi. Burası da 10 çıkıyor sağlanıyor. Eksi 1 koyarsak ne olur? Eksi 1 koyunca olmuyor galiba. Çünkü burası artı 1 eksi 3'ten eksi 2 çıkıyor kökün içi. Kök eksi 2 oluyor yani. Kökün içi eksi olamaz biliyorsunuz. O yüzden eksi 1 olması lazım sadece. Yani bolu. Tabii belirtmemiş burada ama reel sayı olarak düşündüm ben. Hani aslında onu da belirtmesi lazım. Tabii ki de normalde biz karmaşık sayı da gördük. Kök eksi 2 oluyor burası. Diğer taraf ne oluyor? Ona da bakalım da. Burası da eksi 2 oluyor. Evet. Aslında sağlanıyor ama belirtmemişler. Hani reel sayı olarak kabul edemeyiz. Cevap neymiş bakalım. Cevap C diyor. Ben mi yanlış düşündüm? Hayır, pardon 2 olacak sanırım. Özür dilerim. Doğru yanlış şey işaretlemişim. 2 dedik. Eksi 1 işaretlemişiz. Sadece 2 yanlış evet. Ama aslında biraz karışık bir durum. Hani burada belirtmemiş aslında. Reel sayılarda dese tamam emin oluruz ama reel sayı demediği için karmaşık sayılarda sağlıyor aslında denklem yani. Ama tabii ben burada reel sayı olduğunu düşündüm. Onu da söyleyeyim. O yüzden 2 dedim zaten. Denklemin gerçek köklerinin toplamı kaçtır? Kök ikisi a dersek x'te ne olacak? A kare olacak. Burada belirtmiş mesela gerçek kökleri demiş. A kare eksi 5a artı 6 eşittir 0. Eksi 2 ile eksi 3 çarparsanız artı 6 toplarsanız eksi 5 olacak. Yani a 2 çıkacak. Bir de 3 çıkacak. A neydi? Karekök x'ti. Karekök x. O zaman buradan x 4 çıkar. Karekökü 2 çıktığına göre kendisi 4 olur. Buradan da x ne çıkar? 9 olur. X de pozitif sıkıntı yok zaten. Toplamda da 13 yapacaktır. Beşinci soru yapacak olan var mı? Hocam ben yapabilirim kimse yoksa. Öyle yanıyorsun.
Hocam her iki tarafın da küpünü alıyoruz. Burada sıkıntı yok değil mi şeydeki gibi? Onun için sordum zaten. Yok hocam burada üstü Tek tek kökü. tek kök olduğu için Evet. sıkıntı yok. Yani şuna karıştırmayın diyoruz. Size sordum. Burada ikinci kök derece kök olduğu için sıkıntı var ama köklerde, tek köklerde şey çıkabilir. Her tarafın kübünü alabilirsiniz yani sıkıntı yok. Doğru. Sonra bu kalktı buradan. X kare artı 2 eşittir ne oldu? Eksi 8 oldu. 2'yi de karşı yaptık. X kare eşittir 10 oldu. Nasıl 10? Eksi 10. Ha, eksi 10 Şimdi oldu. Ben ha. bundan sonra şöyle yaptım. Eksi 10'u x karenin yanına attım. Nasıl? Ha. Sonra. Kökler çarpımını soruyor. Kökler çarpımı formülü de c bölü a'ydı. Evet. C 10, a'mız da 1. 10 bölü 1'den cevap Adana. Ama normalde buradan reel kök çıkmaz değil mi? Onu da biliyorsun. Hayır hocam çıkmaz buradan. Ama işte bir karmaşa oldu aslında. Demek ki soru da belirtmemiştir. Hani şurada ben kabul edemedim mesela eksi 2 değil mi? Çünkü kökün 3 eksi 2 olabiliyor ama şeyde karmaşık sayılarda mesela. Yani aslında bu soru bence çok düzgün değil. Yani burada belirtmesi lazım. Reel sayılarda falan demesi lazım. Burada demediği için kabul ettik. Çünkü burada o zaman ne düşüneceğim ben mesela hani reel kök demediği için en geniş anlamda karmaşık kökleri düşünebiliriz senin dediğin gibi. Ama normalde reel kök dese buradan bir şey çıkmaz. Ama şıklarda cevaplar var. Yani oradan da belki düşünebiliriz ama dediğin gibi x kare eksi 10'dan reel sayı çıkmıyor. Ama dediğin gibi düzenlediğiniz zaman güzel yaptın burayı. Kökler çarpımından gidersek c bölü a 10 çıkıyor ama kökler reel değil. Onu da biliyoruz zaten. Cevap 10 kabul ettik. Burada peki niye kabul etmedik? Şimdi ben onu anlamadım işte. Yani mesela burada çözüm kümesi nedir demiş. Nerede? Reel sayılarda mı? En geniş karmaşık sayılarda mı? Soruda biraz boşluk var gibi geldi bana. Tamam mı? Onu demek istemiştim az önce. Bu doğru. Teşekkür ederiz. Güzel yaptın. Altıncı sorudayız şimdi. X artı 1 eşittir. Karekök X artı 3. Her iki tarafın karesini alalım. Artık bunu biliyorsunuz. Size sormadım o yüzden. X kare artı 2X artı 1 olur. Sağ tarafta x artı 3 olur. Sağdakileri sola geçirirsek x kare artı x eksi 2 değil mi? Evet eşittir 0 olur. Çarpımları eksi 2 toplamları 1 olan artı 2 ile eksi 1 var ki buradan x eşittir eksi 2 çıkar. 1 de x eşittir 1 çıkar. Eksi 2 olmuyor galiba çünkü eksi 2 şurayı eksi 1 yapıyor. Kökten eksi 1 çıkamaz biliyorsunuz. Bunu kabul edemeyeceğim o yüzden. 1'i koyarsak x yerine 2 eşittir 2 çıkıyor. Sağlanıyor. Sadece bunu alacağım o zaman. Evet. Arka tarafa geldik şimdi. Demişler ki karekök x eksi 2 eksi 2 çarpı 4. derece kök içinde x eksi 2 eşittir 0 köklerinin denkleminin köklerinin toplamı kaç olur demiş. Kök x eksi 2 eksi 2 çarpı 4. derece kök x eksi 2 eşittir 0 denkleminin köklerinin toplamı kaçtır? Var mı peki olan? Şunları birbirine benzettim ben. O yüzden acaba değişken değiştirsem daha mı kolay olur? Yani nasıl? Eğer buraya ben a var mı soracak olan? Hocam ben de öyle diyecektim oraya. A buraya. A kare. Doğru. Çünkü kare kök dördüncü kökün karesi oluyor. A kare diyeceğiz. O zaman a kare eksi 2a a kare eksi 2a sıfır oluyor. Sonra ne yapacağız? Hocam buradan ben açmışım. Yani sıfırsa çarpımları. Yani şöyle açmışım derken çarpımla yazıyorsun değil mi? Bunu Evet. A parantezine alıyorsun yani. A parantezini almışım. Bu şekilde oluyor. A sıfırla 2 çıkıyor. Doğru. Evet. Sonra ters dönüşüm yani A'nın yerine kök neydi? Dördüncü kök müydü? Dördüncü kökten x eksi 2 yazacağız. X eksi 2. Dördüncü kökten x eksi 2 sıfır çıkmaz. Şimdi x ne olacak? X'in de burada İki. x sıfır demişim ve x iki demişim. Her iki tarafın da dördüncü katını almışım. Ha öyle Kökten yapmış. kurtarmışım.
Tamam doğru. Ha, kafadan da bulabilir. Ben onu düşünüyorum. Olur. Sıkıntı yok. O zaman burada dördüncü kuvvet alınca x eksi 2 eşittir 0 oluyor. Sıfırın dördüncü kuvveti 0 zaten. Buradan da x eksi 2 eşittir 16 mı oluyor? Evet. Oradan at zaman karşıya 18'de 2 çıkıyor galiba, doğru mu? Evet hocam. 2 ile 18 çıkıyor. Sıkıntı çıkmaz zaten. Yani bu işlemi yaparken kare mari almadık ama denerseniz gene sıkıntı çıkmadan görürsünüz. Toplam 20 o zaman. Niye deneme ihtiyacı duymadım? Çünkü ben değişken değiştirdim. Hani burada herhangi bir parantez karesi alma falan yapmadım. Genelde denklemde kare alıp gidip yaparsanız sıkıntı çıkabiliyor. Ama gene deneyin istiyorsanız 2 ve 18 koyun. Sıkıntı çıkmadığını görürsünüz. Ama emin olamadım ben yani. 2'yi koysak ne olur burası? 0 olur zaten. Eksi 2 0 çıkıyor. Doğru. 18 koysak 4 oluyor. Burası 2 oluyor. Tamam, sağ olun. Yavaş durumuna güç vereyim şimdi de. 8 soru, teşekkürler. Yanıt tutuyorum. Kök içinde x artı kök x 1'miş. Kök içinde x artı kök x eşittir 1. Denkleminin köklerinden biri x 1'dir. Buna göre x 1 artı 1 bölü x 1 değeri kaç olur? Şimdi gene kare alsak her iki tarafı. Önce birinci kök kalkar, şu kalkar. Ne olur? X artı kare kök x eşittir 1 olur. Daha sonra şunu bulmaya çalışayım. Ona bakıyorum da. Kök x'e bölsem falan. Neyse, kök bulmaya çalışayım. Sonra tekrar düşünüyorum. Buradan da x'i karşıya atıp kök yalnız bırakma amacıyla yapsak şu olur. Sonra kare alsak. Karesini alsak. Oradan da x eşittir 1 eksi 2x artı x kare olur. Yani x kare eksi 3x artı 1 sıfır tarzında bir şey çıkıyor. Çarpanla ayrılmaz, bakarsanız da görürsünüz ayrılmıyor. Bize x artı 1 bölü x lazım değil mi? Peki bundan sonra var mı düşünceniz? Buraya kadar getirdim Hocam ben. Hı. denklemi x'e bölmüşüm ben. Aynen. Doğru diyorsun. Ben de onu yapacağım. Aferin. X'e bölersek her tarafını x eksi 3 artı 1 bölü x olur değil mi? 3'ü de karşıya atarsak x artı 1 bölü x 3 olur. Yani direkt sonuca Evet. ulaşabiliriz burada. Kökleri bulamadık zaten de. Hani kökleri bulamaz mıydın? Delta ile merkezle bulmanız lazım. Köklü möklü çıkıyor. Yani uğraşırsınız. Ama dediğimiz gibi bunu görürsünüz. Güzel gördün. Aferin. Yani buna direkt ulaşabilirsiniz. Sonuçta x artı 1 bölü x'e ulaşacağız bu şekilde. X1 dedi kök zaten. Burada aynı şey fark etmiyor. Direkt 3 olduğunu söyleyebiliriz. Ama kökleri bulacağım illa diyorsanız deltasını alacaksınız. Oradan köklü sayılar geliyor falan filan. Yerine yazıp oradan bulmanız daha zor yani. Teşekkürler. Geldik 9'a. Evet. X artı kök içinde x artı 12 sıfırmış. Ne demiştik? Köklü ifadeyi yalnız bırakırız. Öteki x'i karşıya atarız. Eksi x olur. Her iki tarafın karesini alalım. O zaman x artı 12 eşittir x kare olur. Tabii şimdi demeyin hocam burada eksi yazıyor, yani boş kelime değil. Burada x çünkü bilinmiyor. X negatifse aslında burası pozitif olur. Hani onunla kafanızı karıştırmayın çok. Eksi yazıyor ama eksi x artı da olabilir. Her iki tarafın karesini aldım. X artı 12 eşittir x kare. X kare eksi x eksi 12 sıfır denklemine ulaştım. Çarpımla ayırırsanız eksi 4 da artı 3 çarpınca eksi 12 oluyor. Toplayınca eksi 1 x'in katsayısı oluyor. Sıfır eşit değerleri 1, 4 buluyorsunuz. Bir de eksi 3. 4 olmaz demek ki tarafta. Çünkü 4 koyarsanız burası eksi 4 oluyor. Kökten eksi 4 çıkma şansı yok. Biz ortama bile bakmadım. 4'ü çizdim. Eksi 3 olur gibi geliyor. Çünkü eksi 3 koyunca burası artı 3 oluyor. İçerisi ne oluyor? O da 3 çıkıyor. 9'dan 3 çıkıyor. Sağlıyor. Sadece eksi 3 sağlar. 4 sağlamaz. Peki niye 4'ü de bulduk? Dediğim gibi kare alarak gittiğimiz için burada bazı kökler çıkabiliyor ama 4'ü buraya koyunca eksi olacağından kökten de eksi 4 çıkamayacağı için o şekilde bir eleme yapmış oluyor. Geldik 10. soruya.
X 2'den büyük olmak üzere demiş. İşaret koymuş. Demek ki sıkıntı çıkıyor. Kök içinde x artı 2 eksi 2 kök 2 x eşittir 1. Denklemini sağlayan x kaçtır? Ben bunu görünce aklıma şu geldi. Bir oradan bir deneyelim isterseniz. Kay almadan önce. Şu kuralı hatırlar mısınız? Ya da bilir misiniz? A artı ya da eksi burada. Eksi olsun eksi yazacağım ben. 2 kök b. Bunun bir özel formülü vardı. Var mı bunu bilen? Köklü sayılardan. Hatırlayan var mı? Şöyle bir kuralımız vardı arkadaşlar. Köklü sayılardan. O geldi aklıma direkt görünce. Eğer burası artıysa da burası artı oluyor. O zaman mutlak kere de gerek kalmıyor. Mutlak kere niye koyduk? Pozitif çıksın diye sormuş. Ama sen büyük olan sayı başa küçüğü sola yazarsan mutlak kere gene gerek kalmıyor aslında. Böyle bir kural vardı. Neydi bu kural? Kök içinde a artı ya da eksi 2 kök b tarzı bir kalıp varsa çarpımları burada b'yi veren, toplamları a'ya veren m ile n sayıları varsa kök m artı kök n ya da kök m eksi kök n biçiminde çıkarırız. Bu geldi aklıma. Bilmiyorum faydası olacak mı ama bir denemek istiyorum. Olmazsa gene karesini alırız. Şimdi bakalım 2x'i ben nasıl ayırabilirim? 2 çarpı x işte. Toplamları ne oluyor? X artı 2 oluyor. Sağlıyor yani. Kuralı sağlıyor. O zaman x ve 2'yi ne yapacağım? Kök içinde yazacağım. Kök x tabii x'in büyük 2'nin büyük bilmiyorum. Kök 2'nin kök x eksi olacak kök 2'nin. Mutlak değeri 1 diyelim. Öyle bir şey çıkıyor. Oradan da açarsak kök x eksi kök 2 mutlak değeri burası ya 1 olmalı ya eksi 1 olmalı. Karşı atarsanız kök x eşittir 1 artı kök 2 oluyor. Ötekinde de kök x eksittir eksi 1 artı kök 2 oluyor. Şimdi kare alacağım tabii. Yani x eşittir. 1 artı kök 2'nin karesi olur. Ötekinden de x eşittir. Eksi 1 artı kök 2'nin karesi. Sanırım ikinciyi alamayacağım. Neden? Kök 2 dediğimiz 1.4 falan yapıyor. Eksi 1 ile toplayınca 0.4 karesinin 2'yi geçme şansı yok. O yüzden bunu hiç uğraşmayacağım. Çünkü 2'den büyük demiş. Direkt bunu yapacağım o zaman. Birincinin karesi 1, ikincinin karesi 2. Çarpımdan 2 katı da ne oluyor arkadaşlar? 2 kök 2 yapıyor. Yani 3 artı kök 2. Bilmiyorum anlayan var mı soruyu. Anlatabildim mi ama. Diğer türlü deneyebiliriz. Yani ben bu sadece gördüğüm için böyle yaptım ama aklımıza gelmeyebilir. Neyse zaman bitmiş. Teneffüsten sonra bir ikinci yani kare olarak yapmaya çalışalım. Ya da bir de baştan da anlatayım olmazsa. Bu soru tekrar yapacak o zaman. 10 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar.